Öyle Erdoğan büyüdü bilmem. Efendim mesela Türkiye gelişti. Türkiye gelişmedi. Türkiye battı yavrum. Bana kalırsa çok farklı isimler gelmeli artık. Daha böyle öncü fikirleri olan gençlere yer açmaları gerekiyor. AK Parti. Erdoğan bir daha aday olsun. Tabii ki Erdoğan. Yıllardan beri çözülmeyen şeyleri çözüyor. Yani biz memnunuz. Erdoğan'ın lafını etme bana. Gene Erdoğan. Bundan daha iyisi görünmüyor şu anda. Tanju Uçak çok güzel yönetiyor yavrum. Memnunuz çok ondan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan hariç kim olursa olsun. Erdoğan Türkiye'yi batırdı. AK Partiliyim benim. AK Parti'den seçiyorum. Tanju Özcan tabii ki de. Baba adamdır. Bak şu karşıdaki motor benim kanka. Ben bunu alalı 2 sene oldu. 1,5 sene adam gibi bindim. Şu an garajdan daha ilk defa çıkarttım. Benzin 30 lira düşün yani motora binemiyoruz. Tanju Özcan severim. Her zaman da veririm zaten oyumu. Tabii ki Tayyip Erdoğan diyoruz. Yani çünkü başımızda o var. Başkaları gelirse yine çökecek burası. Hiç olmazsa Tayyip Erdoğan olursa başımızda yani yeri ayrı. Hiçbirine oy vermem. Ben komünistim çünkü. Sosyalist bir aday mutlaka çıkacaktır. Oyum onundur. Benim. En azından hayalimde kurtarabiliyorum ülkeyi. Gerçekte olmasa da hayalimde kurtarabiliyorum. Gönlümde adam yok ki. Ben geçsem belki yönetirim de ben de geçemediğime göre yönetmek istemiyorum. Gündem TV ekranlarından herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle Bolu'daki vatandaşlara bir seçim olsa oylarını kime vereceğini sorduk. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Tanju Özcan mı? Gelin hep beraber izleyelim. Şu anda benim gördüklerimin içinde devlet adamı sıfatı taşıyan birini göremiyorum. İnsan gibi yönetilmek istiyorum ben. Beni aç bırakıp muhtaç edip ondan sonra da şükret bak deyip bana Somali'yi gösterip kendileri Amerika'da çiftlikler alan bir zihniyeti ben bu ülkede kabul etmiyorum. Bir Mustafa Kemal çıkarmamız gerekiyor. Cevap yok. Erdoğan tabii ki. Tecrübe. Şu ortamda risk edilecek bir durum değil. Tecrübeli insan lazım. Enflasyonun artması o kadar önemli ama şu anda değişim zamanı değil bence. Ekrem İmamoğlu olsun ya. Adamın dibi yani o. Tayyip Erdoğan değil mi? Bitmiş Tayyip Erdoğan. Tanju Özcan olsun. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Yeter artık 20 yıldır ya. Yeter. Erdoğan. Daha dik duruyor şu anda. Çevresi bozuldu ama kendisi de inşallah bozulmaz. Tayyip Erdoğan. Seviyorum adamı yani. Yapacak bir şey var mı? Yok. Adamda sevgi tüyü var. Erdoğan. Eski halden bu hale gelmesi, bu zamana kadar ülkemizin gelişmesi bunun için bir sebep olabilir. Önceden bir hastaneye istediğimiz gibi gidemiyorduk. Bir hastanede kaldığımızda odaların hastanelerde... Alabiliyor musun? Hastanede muayene olabiliyor musun şimdi? Doktor kalmadı hastanelerde. Haberin var mı? Hastaneye gün alamıyorsun sırayla. Bir ay sonra, iki ay sonra gün veriyor. Peki? Askerde böyle değildi ki. Rahat gidip tedavi olabiliyorduk, yatıyorduk. Bir şey kalmadı bir şey. Türkiye'de bir şey mi kaldı zannediyorsun sen? Sen bir şey görmüyorsun, okumuyor musun? Televizyonları seyretmiyor musun? Bir kanalı seyretmeyeceksin, her kanalı seyredeceksin. Çok fazla televizyon izlemiyorum. Bak, o zaman değişik yerlerden haber alacaksın. Bir yerde kalmayacaksın. Bir yerde kalırsan saplanır kalırsın, yanlışa gidersin. Sen kafana göre değerlendirmen için bir iki üç yerden ayrı ayrı bilgi alacaksın ki kafandan yorum yapacaksın. Kendin bileceksin doğruyu. Öyle Erdoğan büyüdü bilmem. Efendime söyleyeyim Türkiye gelişti. Türkiye gelişmedi, Türkiye battı yavrum. Ya Türkiye battı. Bir şeyimiz kalmadı. Ne üretim kaldı ne bir şey. Üretim niye kesilir? Bir memleketin üretimi kesilir mi? Samanı dışarıdan getiriyoruz. Samanı. Biz dışarıya ithal eden insanlardır. Anlatabiliyor muyum? Bunları görmemiz lazım. Bunları görmezsek senin yarın çoluğun çocuğun olacak. Onlara vebalin var senin. Bunları görmezsen, doğruyu bulamazsan vebal altındasın. Ama sadece tek bir insan ne olmuyor? Herkes yapıyor, herkes yapıyor. Burada sadece bir kişinin yaptığı da olmuyor. Herkese emir vermiyor, emir verilmiyor. Yani kimse de vermez zaten. Herkes kendisini düşünmeli. Kendisi vatanı düşünüyorsa o zaman sadece tek başına olmuş bir olayda durumda değil. Ne ilgisi var? Tek başına ne ilgisi var? Sadece vatandaki, milletteki yani bu ülkedeki insanlar da tam olarak görevini yerine getirmediğini de göstergesi oldu. Tek başına bir şey yapamaz insan. Millet ne yapabilir? Başında adam var. Dediğim dedik, kestim kestik. Astım astım. Sen ne yapabilirsin? Hiçbir şeye yetkin yok senin. Bitti. Bir iki laf konuştu mu içeri atıyorlar. Belki şimdi bu şeyden beni de atacaklar belki içeriye. Hakkını müdafaa edeyim. Doğru konuşamıyorsun. Bitti her şey yavrum. Öyle bir ortamdayız. Yani vatandaş yapacağı bir şey yok. Bırak vatandaşın malumet bir şey yapamıyor. Gücü yetmiyor. İki laf konuşsalar dava açıyorlar. Atıyorlar içeriye. Dünyanın gazetesi girdi içeriye. Suçlu suçsuz demiyor. Kadın erkek de demiyor. Herkes içeride şu anda. Haberim yavrum. Yani siz neredeydiniz peki? Herkes içerideyse ben dışarıdayım. Çok rahat yaşıyorum. Tabii yaşarsın. Böyle konuşursan yaşarsın. Sadece bir kişide saplanır kaldıysan konuş yaşarsın yavr. Ama biz objektif değerlendiririz, objektif. Anlatabildim mi? Tek kişide saplanırsan kaybedersin. Yarın çoluk çocuğunun günahını çekersin. Kusura bakmayın.
batık bir haldeyiz açıkçası. Ben o yüzden hani gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Bu yaşımdayken pek bir şey görmedim. Daha ne diyebilirim onu da bilmiyorum. Geçmişte yaşamış olan insanlar çok farklı şeyler söylüyorlar. Şimdiki Z kuşağı çok farklı şeyler söylüyorlar. Herkesin kafasında çok farklı şeyler var. Vallahi Türkiye açıkçası batıyor şu an. Ben o yüzden gerçekten hiçbir şey diyemeyeceğim yani. Kemal Kılıçdaroğlu. Abi galiba bu adam gitsin be. Çok oldu yani. Gitsin gitsin. Erdoğan olacak. Çalışıyor adam. Daha ne olsun. Havaya bak. Tertemiz. Erdoğan. Bence daha iyi yönetiyor. Çünkü yani Kılıçdaroğlu'nun yani söylediği sözler, ne bileyim görüş bakışı bence doğru değil yani. FETÖ'yü destekliyor ya da PKK'yı destekliyor yani. Valla ikisi de değil. Kılıçdaroğlu dediği şey de değil. Erdoğan da değil. Tanju Özcan olabilir. Ben de Tanju Özcan diyorum. Kılıçdaroğlu. İyi yönetebileceğini düşünüyor musunuz? Onu bilemem. Kılıçdaroğlu. Değişiklik yapmakta fayda var. Hiçbir olmasın. Lanet olsun hepsine. Bence Erdoğan yönetir yine. Tanju Başkan, Tanju. Yönetiyor, Bolu'yu yönetiyor zaten. Şu an Araf'tayım. Yani şöyle Araf'tayım. Yıllardır verdik ettik. Geldiğimiz noktada ciddi sıkıntılar var. İster istemez düşünüyoruz. Hatta yani oy kullanmamayı bile düşünüyorum yani. Hiçbir taraf ümit vermiyor. Verirsem Cem Uzan gelirse eğer ona vermeyi düşünüyorum. Onun dışında Mansur Yavaş falan evet, aday olursa. Evet, Mansur Yavaş'ı düşünüyorum. Ama ilk planda Cem Uzan Mansur Yavaş. Evet. Şu an hiç kimseyi yönetemiyoruz. Batak'ta olan. Erdoğan. AK Parti. Erdoğan. İmamoğlu. Başta gerçi herkese veririm. Mansur Yavaş ideal kişi bence. Mansur Yavaş yani. Hayırlı kimin soy gelsin bitti. Vallahi Zafer Partisi'nden çıkarsa Mansur Yavaş, CHP'den çıkarsa yine Mansur Yavaş. Ben Cem Uzan'ı bekliyorum. Cem Uzan. Ben onu bekliyorum. Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu diye düşünüyorum. Malum bir parti var, o kazanmasın da. Siz arkadaşlar? Yok, teşekkür ederim. Şöyle bir fikrim de var aynı zamanda. CHP'nin Mansur Yavaş'ı çıkartmayacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir proje adamı olarak bu işin başına CHP tarafından getirileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda başımıza gelen kişi gibi diyebilirim bu konuda. Bolu musunuz? Ben Bolu'yum. Tanju Özcan aday olsa veririm. Tanju Özcan aday olsa veririm. Tanju Özcan aday olsa her türlü veririm. Ben hiç de veririm. Hiç kasmam yani. Evet. Aha. Tayyip Erdoğan. Çünkü 20 seneden beri yaptıkları ortada. Tek vazgeçilmez oradan. Selahattin Demirtaş. Çünkü iyi bir lider, barışsever, demokrat, insan haklarını savunan iyi bir lider olduğu için gönlümde geçen o. Benim Cumhurbaşkanı adayım Selahattin Demirtaş. Ya bu iktidarı devirmek için biz CHP'yi tercih ederiz yani yine de. HDP peki bu konuda anlaşma sağlayamazsa? Sağlayamazsa yine de devirmek için kullanacağız ondan yana. Aynısı devam etse iyi olur benim için. Yıllardır yönettiğine göre şimdiden sonra da yönetir bence. Bence yönetemez. Şekilada görüldüğü gibi yönetemiyor da zaten. Erdoğan'ın yönetemiyor. Yönetemiyor tabii ki. Bir bayan olarak Meral Akşener olabilir veyahut da CHP Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Seviyorum. Ülkeyi evet çok güzel yönetiyor. Yönettiğine inanıyorum. Onun için oyum bir ona. Genç olarak sen de konuşmak ister misin? Zafer Partisi'ni veririm herhalde. Erdoğan'ın dışında. Evet. Hiç adayım yok. Tanju Özcan. Mansur Yavaş. Yöneticiliğini zaten görüyoruz. Düşünmemize gerek yok. Tanju Özcan. Kılıçdaroğlu. Bu zamana kadar 20 senedir idare ediyorlar anladığımı. Şu bu halde bak. Belki değişirse bir şey gelir ortama. Vallahi hepsini değiştireceksiniz. Mecliste olanların hiçbirini de geriye koymayacaksınız. Adam gibi gerçekten kendini bilen biri olacak. Tarafsız ortaya. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Tanju Özcan. Mülteci sorunla alakalı görüşleri benim gerçekten çok hoşuma gittiği için. Çok iyi, çok iyi, çok sevindim. Erdoğan, Cumhur, Başkan. Ben istiyorum yani her sene burada. Benim standartlarıma Cumhurbaşkanı diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı şöyle böyle dersek beni hapse atarlar, maaşımı da keserler. Yani asilzade böyle halkın bağrını yükseltecek bir Cumhurbaşkanı yok. Yani bu kriterlere göre yani mesela atıyorum şimdi asgari ücret kaç para? 4250 lira. Ha normalde 22 bin lira olması lazım. Şimdi Almanya'da atıyorum en düşük asgari ücretin bir saatlik çalışmasıyla bir işçi Almanya'da 8 euro. 8 euro bir kilo kıyma alabiliyor. Şimdi bizde atıyorum 140 lira şimdi etin kilosu. Hadi diyelim 100 lira diyelim. Bırak 140'ı bırak. Saat ücretinin 100 lira olması lazım. Yani normal Türkiye'de bir insan insanca yaşayabilmesi için. Yani benim kriterlerimde adam yok. Abi gerek bile yok yani. Mansur Yavaş. Evet. Yani şu an benim gönlümde yok çünkü hepsinin aynı olduğunu düşünüyorum. Şu an oylar bölünmüş durumda. Market fiyatlarından müzdarip olanlar Mustafa Sarıgül'e verecek. Mültecilerden müzdarip olanlar
Ümit Özdağ verecek. Bu şekilde değil de bunların hepsini toplandı tek bir aday çıkarsa o zaman düşüneceğiz tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben CHP'liyim yani. Ömrümde hiç AK Parti'ye vermedim de vermem de AK Parti'ye. AK Parti'ye vermem. Vermem yani o şekilde. Teşekkür ederiz. Sağ ol.